Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Nur Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Sercan merhaba size de. Kolay Sağ olun. gelsin. Çok teşekkür Teşekkür ederim. ederiz. Benim bir sorum olacak Sercan'a. Buyurun. Buyurun. Şöyle ben hemşireyim. Yaklaşık 5 senelik hemşirelik yapıyorum. 2 senelik de evliyim. Eşim de çok severek evlendik. Yaklaşık 6 sene beraber olduk. Maşallah. Sevgiliydik. Sonra evlilik kararı aldık. Evliliğimizin 1. senesinde ben hamile kaldım. Sonra doğum yaptım. Lohusalık dönemimde benim çok yakın arkadaşım, yani çocukluk arkadaşım, beraber büyüdüğümüz, evlerimiz yan yana diyebileceğim bir arkadaşım evime geldi bana yardımcı olmak için. Gece geç bir saatti, 12'ye geliyordu. Eşim onu eve bırakmak için evden çıktı. Daha önce konuşmaları olmuş. Tabii benim haberim yoktu. Ben bir süre İzmir'de çalışmak zorunda kaldım. Ben İzmir'deyken onlar burada konuşmuşlar. Sonra evden çıktıktan yarım saat sonra arkadaşım bana bir mesaj attı. Biz eşimle alkol almaya gidiyoruz. Ama Aa. sana söylememem konusunda beni uyardı. Sana asla haber verdiğimi bilmiyor. Bana anlatacağı dertleri varmış. Sana söyleyemediği şeyler, anlatamadığı şeyler varmış. Biz dertleşmeye gidiyoruz diye. Ama benim bundan hiçbirinden haberim yok. 10 dakika Arkadaşa sonra... bak, yılan. Evet, sonra 10 dakika sonra eşim aradı beni. Dedi ki lastiğim patladı, yolda kaldım. Arkadaşım aradım, lastik değiştirmeye gidiyoruz dedi. Onu o Tabii ben söylüyordu. bundan sonra şok oldum. Hemen kızımı aldım, daha lohusalık dönemindeyim. Daha 20 günlük doğum yapmıştım. Kızımı aldım, yanımda anneannem de kalıyordu. Onu da aldım, hemen annemin evine gittim. Eşime de bir mesaj attım, dedim ki artık ben de kızım da seni asla istemiyoruz. Kime derdini anlatıyorsan git onunla beraber ol. Ben seni istemiyorum artık. Beraber olamam, güvenemem dedim. Sonra eşim geldi, aradan 10 dakika geçti ya da geçmedi. Yani o lastiği patlayan araba nasıl oldu, düzeldi geldi bilmiyorum ama 10 dakika içinde annemlerdeydi. Geldi, Tutuştu. ağlıyordu. Çok pişman oldum. Ben böyle olacağını bilmiyordum Ya. vesaire şeyler. Ben bir hafta falan annemle kaldım. Sonra evime gittim. Tabii şimdi 20 günlük bir kızım var. Hemen bozmak da istemedim evliliğimi. Evime gittim ama asla güvenim geri gelmiyor. Peki Yani onların arasında daha önceden bir ilişki falan var mıymış? O gece mi gelişmiş? şöyle o gece gelişmemiş. Daha önce bir aralarında iletişim olmuş. Ben İzmir'de çalışırken. Nasıl bir iletişim olmuş? Bu kız Anlaşma normalde sizin olarak. arkadaşınız değil mi? Ortak Evet. arkadaşınız değil. Evet, ortak arkadaşımız değil, normalde benim arkadaşım, aynı şehirde yaşıyoruz. Yaşadığımız şehir de çok küçük böyle. Hani herkes birbirini tanıyor. Bunlar konuşmuşlar, ortak arkadaşları da var onların. Tabii biz 6 senedir beraber olduğumuz için eşimle illaki denk geldiğimiz oluyor. Peki sizce o kadın niye size haber verme gereği duydu? Büyük ihtimalle bu arkadaşım benim evliliğimi ve mutluluğumu kıskanıyordu o güne kadar. Yani ya bozmak için yaptı bunu, dürüstlük olsa ben şunu beklerdim. Hani o arabadan inerdim ben onun eşi olsa, derdim ki işte arkadaşım, kocam bana böyle bir şey söyledi, ben kabul etmedim. Ama seni uyarmak için aradım demesini Hayatım öyle dürüst beklerdim. arkadaş ne yapar biliyor musun? Dürüst arkadaş onu mu yapar? Hayır, daha teklif ederken zaten ona bir ne yapacağını Hemen bilir de. şöyle bir setini koyarsın Evet. değil mi? Duvarını Merkür ne örersin. diyorsun sen de? Git karınca 20 günlük bebeğin var O dersin. güya dürüstlük yapıyor. Ay bunlara söylenecek çok söz var da canlı yayındayız işte, vallahi söyleyemiyoruz. Peki ne anlatacakmış kocanın mesela, ne derdi varmış da, o psikolog muymuş, nasıl çözecekmiş, ne anlatacakmış ona? Yani benim zaten garipsediğim durum da buydu. Yani bir insan karısına anlatamadığı derdini başka birine nasıl anlatabilir ki? Biz bir hayatı Daha ne kadar paylaşıyoruz. tanıyorsun ki sen bu kadını? Neyini anlatacaksın? 2 kere görüşmüş diyorsun. Yani orada arkadaşım kesinlikle benim evliliğimin bozulması için bir şey yaptı. Ben ona eminim ama benim eşim de buna izin verdiği için ben ona güvenemiyorum. Yani şöyle bir durum. Şurada şu enteresanlık var sadece. Mesela orada arkadaşınızın bunu size söylemiş olması, daha gerçekleşmeden söylüyor ki siz orada gardınızı alın diye. Orada gerçekten ilişkiniz bozulsun diye bilerek bir şey yapmış ve aslında belki eşinizle bir şey düşünmeden, hani size bak senin eşinin gerçek yüzünü gösteriyorum diyerek bir şey yapmış. Çünkü olay gerçekleşmeden haber veriyor arkadaşına. Yani orada aslında bak eşinin gerçek yüzünü gösteriyorum diyerek sizin ayrılmanızı temenni etmiş olabilir. Ama ben hep şunu söylerim. Evet,
çok yakın arkadaşınız. Diyelim ki ilişkinizi bozmak istedi. Peki eşiniz neden bu durumun içine girdi? Şimdi sizden asıl sorumlu olan, sizin ve ilişkinize sorumluluğu olan kişi eşiniz. Yeni bebeği olan eşiniz. Sizin en yakın arkadaşınız olduğu bildiği kişiyle birlikte olmaması gereken kişi eşiniz. Bunun ne kadar canınızı acıtacağını bilen kişi eşiniz. Burada bana göre şu an nasıl bir durumdasınız bilmiyorum ama o eş de hemen affedilmemeli. Tamam, arkadaşınız kötü. Bu zaten doğru. Ama çok yakın arkadaşlarla, aile üyeleriyle aldatmaya teşebbüs de çok büyük ihanettir. Çünkü ben şunu bilerek yapıyorum. Senin canın çok acıyacak. Ha, dışarıdan bir kadınla aldatıyor olmak tamam acıtır. Ama senin yanında dostum dediğin kişiyle aldatmak çok acıtır. Yıkar insanı. Bunu bile bile yapıyor olmak o erkeğin kişiliğiyle ilgili ipucu verir. Siz bunu yaşadınız, gördünüz ve artık eşinize ne kadar güvenebileceğinizi biliyorsunuz. Eşinize şunu diyeceksiniz. Ben sana sırtımı artık %100 dayamam ama tekrar sana güvenmeyi deneyeceğim. Bir kere daha bir iletişimini yakalarsam bu işi geri dönülmeyecek şekilde bitiririm. Bunu diyeceğiz artık. Çünkü ben hep burada tamam sorumluluğu diğer kadına yıkmak kolay. Eşinle gidiyor senin canını acıtacak. Canın dediğin arkadaşınla gidip de yazışıyor orada lastiğin patladı diye yalan söylüyor. Alkol içmeye gidecek. İnşallah. Yakın arkadaş mı kalmadı derdini anlatacak. Erkeklerin bahanesi zaten ben dertleşmeye gidiyorum der. Kadınla yakınlaşma amacıdır bu. İşte nasıl dertleşecek? Karımla eskisi gibi anlaşamıyorum. Bebek doğdu, uzaklaştık. Cinsellik yaşayamıyoruz. Peki ya, bunu dertleşecek. Bir şey söyleyeyim. Bir kadın bir kadına bunu nasıl yapar ya? Hadi bak erkeğin bir kafası var. Yani bak kadın erkek gibi, erkek de kadın gibi düşünemiyor arkadaşlar. Bunu artık böyle bilelim değil mi? Evet. Erkeğin kafası daha başka çalışıyor. Fakat bir kadın... Ama hasetlik duygusu işte. Ne diyor biliyor musun? Allah'ım korusun. Bak kıskançlık şu. Ya şunu derim ki ben. Nur'un pembe bluzu keşke benim olsa. Bu kız biraz kıskandım istiyorum. Ama şunu desem. Bende Nur'un pembe bluzu yok. Onda da olmasın. Cart diye yırtsam ben senin bluzunu. İşte bu hasetlik. O diyor ki. Benim eşim yok, onun da olmasın. Alma, evine kimseye alma. Vallahi o hale getirdiler insanları artık. Arkadaşım diyorsun bak ne yapıyor. Yok alma vallahi. Ben de bir bekar kadınım. Yani. Ama ben o kocaya da güvenmem ya. Gitti benim arkadaşıma böyle bir şey yaptı. Orası zaten yani çok ayrı konuşulması yani gereken bile bir bile can acıtıyor ya. Canım diyorsun arkadaşını alıyorsun. Arkadaşıyla orada finger diyor. Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Hep bir hayat, bir tercih, bir yaşam seçiyoruz biliyorsunuz. Ne diyeyim çok zor bir şey. Şimdi cart diye yırtılıyormuş bu ben mi? Ay yırtılsın hayatım vallahi içimiz yırtılmış, sökülmüş. Baksana hayat hikayelerine yani inanılır gibi değil. Programın en başından beri dinlediğiniz her hikaye ibretlik hikaye. Ama sen de hep diyorsun ya hep en yakından geliyor diye. Ya şu bak diyorum şu Nur kardeşinizi, Nur ablanızı dinleyin. Vallahi evinize kimseyi sokmayın ya. Ya bak benim yaşadığım hep anlatıyorum bunu her defasında anlatıyorum hep söylüyorum. Yılan. Ben de birlikte gelip oturup sabahlara kadar ağlıyordu. Pastanede kekler, börekler getiriyordu. Hadi ağlama ne olursun falan bilmem ne. Bir de akıl veriyordu. Yılan inşallah izliyordur. Allah seni beter etsin inşallah. Yani evinize kimseyi almayın. Ağacın kurdu içinde oluyor. Kimseye güvenme. Evine kimseyi alma. Hiç kimseye sırtını yaslama. Diyeceksiniz ki böyle hayat yaşanır mı? Mecburen öyle bir dönemdeyiz ki al işte görüyorsun en yakın kız arkadaşın diye alıyorsun kız ocağına incir ağacı dikiyor. Ve bir şey söyleyeceğim kocan eve geldikten sonra kimse evde olmasın ya. Ya gerek yok sen arkadaşlarınla ayrı görüş gerçekten bu daha doğru gerçekten zaten. Gerçekten olmasın yani kocan geldi mi hayat dursun başka aksın değil evet. Mi? Evet. Gerek anlasın yok yani. Biraz bize, mesela Allah aşkına. Şu ben mesela hep kendi alanı olsun istiyorum kadınların arkadaşlarıyla görüşsün hobileri olsun. Ama sen eve gelmişsin eşinin eve işten gelme saatinde ne işi var arkadaşının gerek yok. Değil mi? Doğru orada sen kendine planladığın işte çocuğunu uyutacaksın evet. Sonra birlikte bir şeyler izleyeceksin. Belki eşinle gece işte yürüyüşe çıkacaksın sohbet edeceksin. İşte bebeğini uyuttuktan sonra yatakta işte birlikte sohbet edip keyif yapacaksın. Birbirine sarılarak uyuyacaksın. Bir kere teması ilişkinin içinde hiç unutmayın. Bir sürü hormonlar çalışıyor birine dokunduğunuz zaman. Eşinize sarılmayı, öpmeyi,
dokunmayı hiç unutmayın. Bir sürü hormonu tetikliyoruz. Bir sürü mutluluk verici, bize bağlatırıcı hormonu tetikliyoruz. Cinselliği unutmayın. Yakınlaşmayı, birlikte zaman geçirmeyi unutmayın. Esnek olun, illa belli kurallar içinde 9'da yemek yiyeceğiz, 10'da çocuk yatıracağız değil. Bazen kaçın gidin, yürüyüşe gidin. Bazen bir deniz kenarına gidin. Birazcık esnekliklerde bulunun. Bir çılgınlık ve yap. Ne kadar eleştiriyorsanız 5 katı olumlu söz söyleyin. Bakın 5'e 1 kuralı vardır. Mutlaka ilişkilerde. Bunu söyle, bu çok önemli bir kural. Mesela 5'e 1. Eğer bir tane mesela ben dediysem ya bu kahveyi beğenmedim, bugün güzel olmamış. Onun karşılığı 5 tane güzel şey söylemem lazım eşime. İşte evini güzel toplamışsın, bugün saçın çok güzel olmuş, çocuklara ne güzel bakmışsın. İşte parfümün çok güzel kokuyor, işte üzerindeki çok güzel. 5 tane şey söylemeden o bir tane söylediğim negatif şey tamamlanmıyor. O yüzden olumlu söylediklerimizi, takdirimizi, teşekkürümüzü çoğaltacağız. Eleştirimizi de şöyle söyleyeceğiz. Şu özelliğin çok iyi ama bak bunu da şöyle yapsak ne güzel olur diyeceğiz. Yani mesela bu kahvenin köpüğü çok güzel olmuş ama bir tane daha şeker atsan çok güzel olur. Eğer birine negatif bir şey söylersek, önünde güzel bir şeyini tabii söylersek, o zaman o kişi onu negatif olarak algılamıyor ve sizi şöyle görüyor. Siz objektif bir fikir belirtiyorsunuz. O zaman sizin söylediklerinizi uygulamaya başlıyor. Önce biraz öveceksin. Öveceksin. Sonra değiştirmesini istediğin şeyi söyleyeceksin. Söyleyeceksin. 5'e 1 kuralını asla unutmayın. Evet. Bu benim hayatımda çok uyguladığım bir şey. 5'e 1. 5'e 1. Tabii bunu da yapıyorsun. 5'i de anlamayan adamlar var biliyorsun. Evet. 5'in 1'in de işlemediği adamlar var. O zaman ne yapıyorsun? Bay bay. Sen değerlisin, unutma. Şimdi diğer telefonumuzu da alalım. Alo. Alo, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ya vallahi hiç iyiyim diyemiyorum. Çok iyi değilim. Yani sağ beden olarak iyiyiz. Allah'ımıza şükürler olsun da moralim yer. Hani geleneğimizde var. İyi diyelim, iyi olsun. Buyurun, dinliyoruz doğru, sizi. Ya ben de 7-8 ay önce nişanlandım. Ondan sonra nişanlımla hani ufak bir tartışma yüzünden, yani benim de hatalarım var tabii ki, yani ben sadece suçlamıyorum. Yani en ufak bir tartışmadan sonra hemen böyle hep engel atıyor, ayrılmak istiyor, işte Instagram'dan, takipten falan çıkıyor. En son 2 gün önce, işte 2-3 gün önce işte düğün salonu tutmaya gitmiştik. 3 Temmuz'da düğünümüz vardı. Ondan sonra düğün salonu tuttuktan sonra bana şey dedi, evlendikten bir ay sonra bileziklerin hepsini alıp arsa alacağım dedi. Ben de bunu kabul etmedim. Sonuçta hani bir kız olarak sonuçta şey, yani altınları kıza yapıyordum ve izni olmadan hani alıp satması çok da doğru gelmedi bana. Ondan sonra bu konu üzerine biraz tartıştık ve bana engel attı. Eşya bakmaya falan gittiğimizde bu konu açıldı ve ayrıldık. Hani şu an ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Bizim büyüklerimiz der ki, affedersiniz canlı yayındayız ama bizim büyüklerimiz der ki doğmamış çocuğa bir şey biçmek derler ya. Ya da evlenmemişsin, altın birikmemiş, gelmemiş. Neyin daha çıkarcı, plancı. Yani plancı, bir de her seferinde daha önce de böyle hemen ayrılığı seçmesi. Siz bir evleneceksiniz, bir erkek size sahip çıkacak, koruyucu davranacak. Hemen en ufak bir şeyde tak engel at. Şimdi bakın, size bir ben şunu söylemek istiyorum. Evliliği ne için yapıyorsunuz? Evlenmek amaç, hayat amacınız mı? Evlilik nedir? Mutlu bir birliktelik yaşamak için. Her şekilde işte her zora düştüğünde size engel atan, sizden ayrılmayı seçen, kendi başına karar veren, işte size fikrinizi sormadan ben bunu yapacağım, ha sen fikrime onay vermiyor musun? Tak seni engelliyorum, ayrılıyorum diyen biriyle ne kadar mutlu olabilirsiniz? Soru aslında bu. Ben bu adamla evleniyor olsam, bu adamla ben evliliğimde ne kadar mutlu olabilirim? Çocuğunuza hamile olursunuz, bir şeyinize kızar, sizi hamile halinizle bırakır. Bakın insanlar değişmiyor. Hep siz kendinize şunu soracaksınız. Ben bu adamla evlenirsem, bundan daha da kötü olursa ben bununla başa çıkabilir miyim? Çünkü evlendiğinizde daha iyisi olmayacak. Bir tık daha kötüsü olacak. Siz bunu kabul edebilir misiniz? Bunu düşünün. Şu an sizin için bana göre bir fırsat. Evlenmeden önce böyle buzdolabı bir şey olmuş. Buzdolabı için terk etmiş. Altın. Yok yok, bak nişanlım buzdolabı yüzünden beni terk etti ama diyor. Bir de altınları galiba takıp onunla arsa alacakmış. O şey, onun için kavga etmişler. Bir şey sorabilir miyim?
Tabii. Düğünde daha düğün olmamış. Düğünde takılacak altınlarla ilgili kavga ediyorsunuz. Arsa alacağım diyor. Sen izin vermiyorsun. Telefonu yüzüne kapatıyor, engelliyor. Soğumadın mı bu adamdan? Yani hani 3 yıllık konuştuğum hani sevdiğim nişanlı mı insan hani evet belki biraz bu konu yüzünden biraz soğudum evet ama hani bitmesi de benim için gerçekten çok zor bir durum. Niye zor bir durum? Niye? Mesela sana bak zarar veriyor. Neden zor? Yani şöyle bir şey söyledim. Aslında biz daha önce bu altın muhabbetinde kendi adımıza zaten bir yatırım yapacaktık. Amacımız buydu. Ama bu yani annesiyle babası ayrı olduğu için amcası ve yengesi büyütmüştü bunu. Amcası zaten buna söyledim evlendikten sonra hani arsa alın falan diye. Ben de zaten bu konuya kızdım. Bizim kavga sebebimiz aslında gerçekten o da değil ben de değilim yani. Peki buzdolabı yüzünden kavga ettiğiniz gün neler oldu? O gün işte beyaz eşya almaya gitmiştik. Buzdolabı alacaktık. 2000 lira kadar hani bir fiyat farkı vardı. O da bana hani 2000 lira fark var işte almayalım falan deyince hatta babam da oradaydı. Şey dedi isterseniz 2000 lirayı benim hani öz babam söyledi hani ben vereyim falan diye. Orada da çok mahcup duruma düştüm mesela. Sonra peki ne yaptı o gün? Yine engelledi mi seni buzdolabı yüzünden? Hayır zaten eşya almaya gitmeden bir gün önce numaramı silmişti ama o gün engelledi zaten. Hani 3-4 gündür falan konuşmuyoruz. 3 Temmuz'da düğünümüz vardı. 28 Haziran'da da resmi nikahımız olacaktı. Vallahi hayatım ben sana bir şey söyleyeyim. Nur ablan olarak bak psikolog ne der bilmem. Ben hayatında 2 evlilik geçirmiş. Hayatın hani derler ya feleğin çemberinden geçmiş. İnsanlar tarafından oldukça kazık yemiş biri olarak sana ne derim biliyor musun? 3 Temmuz'daki düğünü sen iptal et. Bu çocuğun da suratına tükür ve git oradan. Ama psikolog ne der bilmem yani. Şimdi ben de bir öneri. Bunu ben fırsat bu halk olarak önerisi. Gördüm. Bu abla önerisi. Yani bunu bence fırsat olarak görün. Şu an 3 Temmuz'la alakalı gidiyorsunuz şeye doğru. Şimdi ben sizin yerinizde olsam bir mesaj hazırlarım. Ve mesajda şunu yazarım. Biz bunları yaşadık ama sen görüyorum ki her şeyden çok kolay vazgeçebiliyorsun. Benim için işte altınları sattık, arsa aldık önemli değil. Belki ben bu konuda da aynı fikirde olabilirdim. Ama sen bana fikrimi hiç sormadın. Ben neyi severim, neyi isterim hiç sormadın. En ufak bir şeyde kaçtın. Evlendiğinde de bunu yapmandan korkuyorum. O yüzden bu konuda birbirimize zaman verelim. Bakalım hayat bize neyi gösterecek diyerek belirsiz bırakın, o bu konuda sürümcemede kalsın. Sizi aradığında hemen asla barışmayın. Siz çok kırıldınız, fikriniz sorulmadı. Hemen terk edilen bir bayan olarak kırgınlığınızı gösterin. Ama bana göre 3 Temmuz'u belirsiz bırakın ki her zaman en kötü şey nedir biliyor musunuz? Belirsizlik insanın canını en çok acıtan şeydir. Öyle bırakın ama neye kırıldığınızı çok iyi anlatın olur mu? 3 Temmuz'u iptal et diyorum sana. Etme. Vallahi iptal et. Bak ne yapacak biliyor musun? Yemin ediyorum sana bu adamın yapacağı şu. Ya sen daha cicim aylarındayken, sen daha nişanlıyken bunu engelliyorsun buzdolabı yüzünden. İşte daha altın gelmemiş şey için kızı kırıyorsun. Bu ne yapar biliyor musun? Ne yapar? Çocuk doğurtur. Doğurttu o çocuğa ki ona baktırtır. Bu gider kendine başka bir yaşam kurar. Esra yani... Yapabilir. Realist belki. Olalım. Ama şöyle bir şey. Belki mi? Şundan dolayı diyorum. Belki siz de çok yumuşak davranmışsınız. Hani şu her diyor terk etti, engel attı hemen barışmış. O zaman adam diyor ki ben istediğimi yaptırmak için engel atacağım. Bunu öğrenmiş. Birazcık hani biz de davranışlarımızla karşımızdaki insanı yönlendiriyoruz. Allah, inşallah Allah şaşırtmaz seni. Senin için duam ne biliyor musun? Allah'ım sana doğru kararı verdirsin. İnşallah tabii. Yani ama hani genç bunu kızlar... hep düşünüyoruz hani evlenince daha kötüsü olur diye. Düzeldi evlenip... mi? Kim? Mesela sen kendi eski eşinden düşün. Mesela hoşuna gitmeyen tavırları vardı. Evlenince düzeldi mi? Düzelmedi daha kötü oldu. Olmaz kardeşim doğanın kanunu bu olmaz. Daha kötü oluyor daha iyi olmuyor. Evet ama şu var sadece şunu söylemek istiyorum. Bazen biz de doğru yönlendiremediğimiz için adamlar bize her türlü davranabileceğini düşünüyor. Ben şu andaki aklımla olsa belki idare edebilirdim. Hayır, idare etmek şu değil değiştirebilirdim. Hayır doğru. Değiştirebilirdim. Tabii ki idare edeceğin durumlar olacak ama sen daha. Daha düğün olmamış, daha takılar takılmamış, bilmem ne olmuş. Onu ben alacağım, kendime bilmem ne arsa alacağım, bilmem ne yapacağım. Ya yürü git ama Allah bunun aşkına. Ağır bir bedeli olacak. Ama daha önceden de olması lazımdı. Babasının sizi yanında daha onu ilk, terk edecek. Hayır, diyecek. Sizin daha ilk sizi engellediğinde siz
Böyle sen beni nasıl engellersin? Hemen vazgeçiyor musun? Hadi sana güle güle demeniz lazım. Buraya kadar hep engellemiş, onu görmek lazım. İlk engelleyişi bugün değil ki. Bugün nişanlıyken seni engelleyen adam evliyken telefonlarına çıkmaz. Gider kendine başka bir hayat kurar. Sen orada onun nikah altında oturursun. Sana da 2-3 tane çocuk doğurtur. Çocuklarına da bakmaz. Bu böyle. Bilmiyorum. Allah inşallah zorunu kolaylaştırsın. Akıllı artık ol. Genç kızlar akıllı olun. Çünkü ya da genç erkekler de. E tabii, kadınlar onlar da aynı şekilde öyle. Bak erkek evlatlarımız da var. Nişanlıyken bir kadının nişan niye vardır ya? Birbirini tanımak için. Yani güzel dönemler geçirmek için, ama maalesef bu özellikle aileler işin içine girdikten altın eşya sürecinde herkes birbirine giriyor. Bakın sadece evlenme öncesi nişanda girdik işte düzerken girdik deseydiniz aileler etkilemiştir diyeceğim. Ama bu adam daha önceden de sizi hep engelliyor. Burada çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Evet. Yani Nur'un da dediği gibi gerçekten hani doğru söylüyor. Hani ileride negatif özellikleri daha da artabilir. Ama hep en başında yapıyor olmak lazım. İlk engellediğinde siz tavırı koysaydınız bir daha engelleyeyim mi diye eli titrerdi. Eli gitmezdi evet. Ya o tuşa. Eli ama ben mahvolurum bir daha benimle barışmaz. Titreteceksin öyle, titreteceksin. Vallahi billahi. Bir daha benimle barışmaz derdi ya, ben engelleyemem derdi. Kapılara gelecek, yazıtacak, yalvaracak, çıkmayacaksın. Öyle ne? Seni engelleyecek, engeli basacak. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi engelini kaldıracak. Canı istediği zaman kapıyı açacak, canı istediği zaman kapıyı kapatacak. Vallahi o kapıyı öyle bir kapatırım ki. Gelir gelir toslar. Akıllı ol. Lütfen akıllı ol. Gencecik kızsın. Daha iyisini bulursun. Anne tavsiyesi. Alo.